Hamas'la savaşan İsrail Gazze'de bu aşamada insani ateşkesi kabul etmeyeceğini duyurdu. Ve bu sabah yüz binlerce sivilin sığındığı güney bölgesi de bombalandı. İnsani kriz ağırlaşırken Refah sınır kapısından hala yardım geçişi yapılamamakta. Çünkü İsrail Refah bölgesini de bombalıyor. İsrail tam kuşatma altında tuttuğu Gazze şeridini bombalamaya ara vermiyor. Savaşın 11. günü Gazze yine vuruldu. Bu kez yüz binlerce Filistinlinin sığındığı güney bölgesi hedef alındı. İsrail savaş uçakları Han Yunus ve Refah bölgesini bombaladı. Cebeliye mülteci kampı yeniden kuruldu. Enkazdan çok sayıda cansız beden ve yaralı çıkarıldı. Can kaybı her geçen saat artıyor. Gazze'de yaş ortalaması 18 olduğu için ölenlerin önemli kısmı çocuk. Yıkılan evlerin altında ise binden fazla kişi olduğu sanılıyor. Arama, kurtarma ve sağlık ekipleri kendi hayatlarını tehlikeye atarak çalışıyor. Hastanelerde yakıt stoğu bitmek üzere. Jeneratörler yalnızca sınırlı sayıda hasta için çalışabiliyor. Morglarda yer kalmayınca dondurma kamyonları kullanılmaya başlandı. Sınırlı sayıdaki hastaneler sığınak olarak da hizmet veriyor. Durum ağırlaşırken İsrail'in engellemesi yüzünden insani koridor hala açılamadı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ne yakıt, ne ilaç, ne yiyecek, ne de su girişi sağlandı. Temiz su kaynakları tükendi. UNICEF'e göre Filistinli aileler ve çocukları kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kalıyor. Elektrikli üretim yapılamadığı için odun fırınları da aralıksız çalışıyor. Ekmek çıksa da yeterli değil. Fırına geldim. 6 çocuğum var. Onları doyuramıyorum. Su veremiyorum. Yakacağımız ve suyumuz yok. Bize merhamet edin. İnsanlar nerede? Gözler Mısır'a açılan Refah sınır kapısında. Gazze'ye yardım taşıyan tırlar bölgeye ulaştı. Güvenli geçiş garantisi bekliyorlar. Ancak İsrail, insani yardım geçişine izin vermediği gibi pazartesi günü Refah bölgesini yeniden bombaladı.